Yani şöyle söyleyeyim tabii. Bağdar'ın öldürülmesi teyidi muhtaç bir haber. Olaydan 3 gün gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen PKK Bahoz'un canlı bir görüntüsünü yayınlayamadı. Kod adı Bahoz Erdal olan PKK liderlerinden Fehman Hüseyin öldürüldü mü? Bu bilgiler henüz teyit edilmiş değildir. Kazıkları hendeklere gömülen ve kırsalda da hareket alanı yaratamayan terör örgütünün yeni korkusu lider kadrolarının öldürülmesi. Uzmanlara göre Bahoz Erdal öldürülmüş olabilir. Peki teröristi kim, neden etkisiz hale getirmiş olabilir? Uzmanlar senaryoları sıraladı. YPG ile PKK arasında bazı kırılmaların, tutuklamaların gerçekleşiyor olması bu noktada kuvvetli bir ispatı aslında gösteriyor. Örgüt içinde infaz olabilir. Çünkü son başarısızlıklardan sonra Türkiye'de Diğer bir senaryo ise Bahoz Erdal'ın ABD ile ters düşmesi. bir an evvel bu bölgede bir Kürt oluşumu ilan edelim diye söyleyebilir. Bu politikası varsa şeyin, ki vardı, o bakımdan ortadan kaldırmış olabilir. Uzmanlara göre terör örgütü liderinin öldürülmesinde Türkiye'nin de parmağı olabilir. Son senaryo ise Ahrar-ı Şam örgütüne bağlı Tel Hamis örgütünün bu operasyonu yapmış olabileceği. Bahoz Erdal'ın etkisiz hale getirilmesi PKK'da karışıklığa neden olacak. Tabii sonuçta PKK liderlerinden bir tanesi öldürülmesi mutlaka PKK üzerinde psikolojik etkisi yapar. Çeşitli güç kavgaları, güç mücadeleleri, komplolar, entrikalar ve infazlar üremişti. Böyle bir olayı, böyle bir sonuç üretme ihtimalini barındırıyor. Bölücü terör örgütünün Kandil'deki liderleri tedirgin. Ölsün ya da ölmesin, böyle bir saldırıya maruz kalmış olması çok korunan ve ulaşılmaz olduğu iddia edilen örgütün terör baronlarının bir şekilde etki altında olduğunu ve bununla da ilgili bir baskı altında kalacaklarını